Bin sene kadar bizim ecdadımız sancaktarlığını yaptı ve hilafetini götürdü yani. Bin sene kadar Selçuklu'dan bu yana yani. Ve biliyor musunuz, Osmanlı'yı kurduran Şeyh Edebali Hazretleri Bilecik'teki dergahı o zamanki gayrimüslim o insanların şehirlerindeydi. Bakın, biz nerede, onların tevekkülü nerede, bakar mısın? Bakar mısın? Gayrimüslim bir ülkenin, ki o zaman onu öldüreceğim dese kim ses edebilir? Hani şimdi mesela, şimdiki gayrimüslim ülkeler gibi de değil yani. Şimdi Almanya'da bir dergah kurarsın, Alman hükümeti seni öldürmek isterse eğer bunu gizli yapması lazım. Ulu orta yapamaz yani. Yaparsa sorun yaşayacak çünkü. Değil mi? Neden? Sen çünkü Türk vatandaşısın. Türkiye devleti veya da farklı bir ülkenin vatandaşısın. O devlette sorun yaşar diye. Tamam mı? O zaman vatandaşlık yok ki. Türk'üm diyorsun sen. Bilecik'te. Bilecik'te kurmuş dergahını, ne gayrimüslim devletin içinde. O gayrimüslim devletin tekfuru dese ki öldürün bunları, kimse ona ne hesap sorabilir ne bir şey. Normal nizamda. Ama Şeyh Edebali Hazretleri bizim gibi aciz değil ki. Bizim başımıza istemediğimiz bir yönetici geldi mi hemen bütün yelkenler şey, ağlayan ağlayana, sızlayan sızlayana, bittik biz, yandık biz, gittik biz. Ya bizim Rabbimiz Allah değil mi? Celle Celaluhu. Neden Allah'a bağımızı mı kaybettik? Allah'a bağlantımız mı koptu? Koptuysa ya, o zaman ağla. O zaman ağla. Bilecik'te gayrimüslim tekfurun altında dergah açıyor Şeyh Edebali Hazretleri. Dergah açıyor. O tekfur ona hiçbir şey yapamıyor. Neden? Heybeti var çünkü. Allah'a olan istinadı var. Hadi bir dokunsun bakalım. Hadi bakalım. Ne mümkün? Ve öyle olmasıyla birlikte Şeyh Edebali Hazretleri Osmanlı Devleti'ni kuracak olan Osman Gazi'ye ultimatum veriyor. Devlet kur diye. Devlet kur diye. Ya hani öyle şimdi mesela biz biraz siyasetten konuştuğumuz zaman işine gelmeyenler hemen diyor ki hoca sen işte namazı anlat. Hemen öyle. Hoca sen cuma namazı nasıl kılınır onu anlat. Yahu dedik ki biz de vatan olmazsa cuma mı kılınır? Vatanı muhafazayı öğretmezsek vatan elden gider. Vatan elden gidince cuma mı kılınır? Değil mi? Şeyh Edebali Hazretleri Osman Gazi'ye öğretti. Devlet kuracaksın sen. Devlet kuracaksın. Ona göre bırak ufak şeylerle uğraşmayı. Gözünü burçlara dik. Yukarıya dik. Sen İslam'ın halifesi olacaksın. Öyle öğretti, öyle yetiştirdi. Onu devlet kurdurtturdu ona. Şeyh Edebali Hazretleri. Gayrimüslim bir ülkede dergah açmıştı kendisi. Ya biz nerede şimdi öyle yapalım? Biz hemen titremeye başlıyoruz. Hemen titremeye başlıyoruz. Neden? Tarihte böyle oldu. Başımıza ne bela geliyorsa Allah'a uzaklığımızdan gelir. Başka bir şey değil. Kimse kendini kandırmasın. Bu gelen musibet de yine ondandır. Herkes ayağını çek, denk alsın. Ayağını denk alıp kendine çeki düzen versin. Allah'ın emrini tutmazsan sana verdiği makamı verdiği gibi almasını da bilir Allah. Allah'a da kimse hesap soramaz. Celle Celaluhu. Niye ona verdin diye kimse söyleyemez. La yus'alu amma yef'al ve hum yus'alun. Allah'ın yaptığına kimse soramaz. Ancak o sorar. Hesap. Ancak Allah hesap sorar. Sen benim emrimi niye tutmadın? Resul-i Ekrem buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Ez-zalimu seyfullah. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Yentakimu bihi sümme yentakimu minhu. Onunla intikamını alır. Sonra da ondan intikamını alır. Bir zalimi de Allah
terbiye etmek için kullanır yani. Kullanır. Onun için üzülüyorsak elimizden gidene değil, asıl itibariyle kalbimizden gidene üzülelim. Çünkü kalbimizde bir takım güzel ahlakları kaybetmişiz ki Allah o güzel ahlak hürmetine verdiği o nimeti bizden alıyor. Biz kalbimizde bazı şeyleri kaybetmişiz. Uhud Savaşı'nı başta anlattık. Bu bunun için büyük bir örnektir yani. Büyük bir örnektir. Önce kalbini tezkiye eyle. Allah'ın dinine hizmet edecek salahiyete getir. Ondan sonra hizmet et. Ondan sonra Allah yardımını gönderir Celle Celaluhu. Allah Subhanahu ve Teala akıbetimizi hayır eylesin. Daha güzel günlere erdirsin bizleri. İnşallah. Allah'tan korkan insanları başımıza getirsin. Eksikliklerimizi tamam eylesin. İşi ehline veren yöneticiler bizlere nasip eylesin. Burası önemli. Ahir zamanın alameti, Resul-i Ekrem öyle buyurdu. İşi ehline vermeyecekler dedi. Tamam, işi ehline vermeyecekler. Öyle oldu maalesef. İşi ehline vermeyi nasip eylesin bize. Amin. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib, bi hürmetil fatiha.